Resmi Gazete'de yayınlanan önemli bir gelişme, zincir marketlere ilişkin yeni bir düzenleme söz konusu. O yönetmeliğe hemen bakalım, oldukça önemli. 200 şubesi ve daha fazla şubesi olan zincir marketleri ilgilendiren bir karardan bahsediyoruz. Zincir mağazalar satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu verilerle ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir ve veri aktarımının usul ve esasları bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir. Malum son dönemde zincir mağazaların özellikle fahiş fiyatlara ilişkin tartışmalar gündemdeydi. Kısa bir süre önce bir Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelik söz konusu. Artık zincir mağazalar fiyatlarını, yine şubelere ilişkin verileri bakanlığın belirlediği sisteme aktaracak. Bu ne demek oluyor? Böylece artık o ürünler üzerinde tartışması uzun süredir devam eden fahiş fiyat artışlarında bir nevi aslında kontrol altına alınmasını sağlayacak da önemli bir gelişme. Muhtemeldir ki o hızlı fiyat artışları olduğu zaman bakanlıkta hem marketlere hem de yetkililere neden bu kadar hızlı bir fiyat artışı olduğu yönünde zaten bilgilendirme isteyecek ve bu yönde de harekete geçecek. Bir kez daha tekrarlayalım. Kısa bir süre önce yayınlandı Resmi Gazete'de, aslında uzun zamandır konuşulan bir noktaydı. Kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlaması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştikal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar satışa sundukları ürünlerle şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir diyor. Gecenin belki de en önemli gelişmesi Resmi Gazete'de yayımlanan zincir marketlere ilişkin düzenleme.